Gidebiliriz. Peşlerinden mi gidiyoruz? Hayır, hayır. Onlar benim peşimden gelecek. Azıcık vakti var. Devam edin siz, ben söyleyeceğim size. Vay arkadaş, eve bak. Demek benim biricik teyzeciğim bu şatonun prensesiymiş. Teyzeciğim, beni gördüğünde çok sevineceksin. Ama çok yanılacaksın da. Buyurun. Merhaba. Şşş, Ustura. Allah Allah, normalde hiç böyle yapmazdı ama. Buyurun, kime bakmıştınız? Aslı Çınar. Yani aslında tam olarak da emin değilim burada mı oturuyor. İnşallah yanlış gelmemişimdir. Aa, tabii tabii, burada. Ferhat abimin eşi olur kendisi, Aslı yenge. Siz kimsiniz? Ben yeğenim. Ha. Zeynep, Ustura'yı alır mısın? Buyurun siz. Teşekkür ederim. Şey, ısırmaz değil mi? Yok canım, mümkün değil. Normalde sesi bile çıkmaz ama niye böyle yaptı anlamadım. Siz buyurun. Teşekkürler. Kusura bakma lütfen Jülde, çok şaşırdık tabii biz. Yani Aslı bir yeğeni olduğundan hiç söz etmediği için. Çok haklısınız. Benim de hiç haberim yoktu ki bir teyzemle bir dayım olduğundan. Annem söyleyince öğrendim ben de. Annem vefat etmeden önce söyledi. Annen vefat mı etti? Ah, başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir yeğeni eksikti gelin hanımım. Kendinin başımıza açtığı dertler yetmezmiş gibi. Sen de çok şaşırmışsındır tabii. Çok haklısın. Çok şaşırdım. Zeynep Hanımcığım, Hülya'ya söyler misiniz? Jülide için misafir odasını hazırlasın lütfen. Tabii Vilda Hanım. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani elimde telefon yok, bir şey yok. Sonra aklıma geldi. Annem bana gazetede bir fotoğraf göstermişti. Teyzemle Ferhat Bey'in fotoğrafını. Öyle olunca ben de ona sordum, buna sordum. Öyle buldum. Teyzen seni gördüğüne çok sevinecek. Ben çarşaflarınızı falan hep değiştirdim. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Teyzemin odası nerede? Onların odası, yani Ferhat Bey'le odaları yukarıda. Ben çok heyecanlıyım da. Ne zaman gelirler acaba? Bilemiyorum. Tekrar teşekkür ederim. İyi dinlenmeler. Bunlar annenize ait.
Bu mektup ve günlük eline geçtiğine göre benim tüm acılarım dinmiş demektir. Aslında birçoğu demek daha doğru olur. Annemle birlikte evden kovulduğumuzda ben 12 yaşındaydım. Neler olduğunu pek anlamamıştım. Annem bir gece yarısı beni uyandırdı ve gitmemiz gerek dedi. Yıllar sonra anlattı. Babam annemi ihanetle suçlamış. Aslında yokmuş öyle bir şey. Annem de gururlu kadın. Daha fazla dayanamamış. Aslı ve Cem küçük olduğu için beni almış yanına. Sonrasında defalarca dayın Cem'e mektuplar yazmış. Ama Cem hiç karşılık vermemiş. Annem defalarca Aslı'yı görmeye çalışmış. Cem engellemiş hepsini. Sana yaşattıklarım için de, yaşatamadıklarım için de özür dilerim. Ben kaderimi annemden miras aldım. Umarım sana bırakmamışımdır. Annem utanç içinde öldü. Ona bunu yaşatanların utanç içinde ölmesini dilerdim. Bir iftira kaç hayat yıkar, kaç can alır kızım? Almaya başladı bile anne. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.